Asıl soru, neden şişmanlıyoruz? Önce ona bir yanıt bulmamız gerekiyor. Obezitenin neden hızla yayıldığını bilirsek, tedavisinin de niye gelecekte kesin tedavisinin olmayacağını bileceğiz. Bu çok önemli. Korkulan şey şu, biz bu hastalığı galiba tedavi edemeyeceğiz. Ne demek istiyorum? Obezite çok ciddi bir sorun. 190 milyar dolarlık bir ekonomi Amerika'yı mahvediyor. Sene 90, Ankara Üniversitesi'ndeyim. Sevgili Öge de o yılları bilir. Tesadüfen ben aslında şunu da söyleyeyim. Obezite cerrahisi ünvanı yok Türkiye'de. Olması gerektiğini savunan, her platformda da bunun bir üst lisans olması gerektiğini, aslında laparoskopik cerrahi olmasının gerektiğini savunan bir emekli öğretim üyesiyim. Şimdi obezite cerrahisi alanına girdiğimde 90'lı yıllarda tesadüftü bu. Çünkü kimi meslektaşım karaciğer naklini seçti. Tesadüf bana mide kalmıştı. Yapacak da bir şey yok. Çünkü ülser cerrahisi çözülmüş vesaire. Reflü cerrahisiyle başladım. Amerika'da bir kongrede şu dikkatimi çekti. Genel Cerrahi Kongresi'nde 1990 senesinde 3'te 2 kitapçık obezite cerrahisine ayrılmış. Orada değerli bir meslektaş dedi ki, bak dedi, bu dedi Amerika'nın ciddi bir sorunu, şaşırma, ileride sizin başınıza da gelecek dedi. Önlemini önceden al, gir bu alan. Geldim, mide kelepçesi denen ameliyatları yapıyoruz. O zamanlar gastrik bandik, tamamen bugün terk edilmiş, sadece yedirtmemeye dayanan, daha obezite cerrahisi var, hormon cerrahisi kelimesi. Yani şu anda Amerikan, benim de üyesi olduğum, kabul edildiğim 2011'deki dernek, şu anda Amerikan Hormon ve Metabolik Cerrahi Derneği olarak ismi değiştirdi. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Bakın size şöyle bir, aslında bu birçok birikimin sonucudur şuradaki bütün mesele. Bu meseleyi iyi anlatabilirsek biz insanlara, bu işe diyet yoluyla giren de, ameliyat yoluyla da giren de bunu iyice ezberleyecek. Ben bugün bir üniversitenin diyetisyenlik bölümüne ders veriyorum, stajyer kabul ediyorum, ilk bunu anlatıyorum. Ameliyat olan hastalarıma bunu ezberletiyorum, her ay topluyorum. Bakın anlattığım şey ne? Homeostatik sistem denen bir sistem var. Yani bir organizmanın otomatik olarak hayatta kalmak üzere bir kurgulanmış sistemi var. Biz buna homeostatik sistem diyoruz. Bir defa onu anlarsak, insanlık tarihinde bilirsek şu ortaya çıkıyor. Şimdi insanlık, mesela hayvanlarda şey obezite yok ama bizim beslediğimiz kedilerde var. Değil mi? Kediler, şişman kediler yaratıyoruz. Kobe eti yediriyoruz. İnsanlar 300 bin yıldır, hani modern insan da 150 bin yıldır yaşıyor. Bunu 365 güne giydirirsek, 365 gün olursa, 365. gün, yani yılın son günü insanlık tarihinde bir şey keşfediliyor. Ziraate geçiyoruz. Gece 9'da. Yani son gün gece 9'da biz ziraate başlamışız. 365 gündür, hiç bırak ziraati, tek derdi ölmemek olan ve korunmak olan insanoğlu gece 9'da ziraati buluyor. Gece 12'ye 5 kalada şekeri buluyor. Sanayi devrimi. Ve gece 12'de de Türkiye'de %30 obezite var bayanlarda. 90'lı benim yıllarımda kelepçe takacak hasta bulamazdık. Yani diğer üniversiteleri arardık vesaire. İşte mide kelepçesi takıyoruz. Sonra gastrik bypass'a başladım. Çok zor hasta buluyorum. O zaman medya yok, televizyon yok. Rüyanya gastrik bypass yapacağım, hasta yok. Endokrin doktorları sağ olsun, onlar da defansifler, vermiyorlar falan. Ama şimdi başımızı alamıyoruz. Neden? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu insanoğlu gece 12'ye 5 kala yaşadığı şu çevrede bu homeostatik sistem şunun üzerine kurulu. İnsanın en büyük ölüm nedeni açlık. O onu biliyor. Homeostatik sisteme bir örnek vereyim. Sıcakta terleriz. Emin mi veriyoruz terleyelim diye? Yok. Veya soğukta titreriz. Homeostatik sistem derhal titretir bizi. Veya bir sürü mekanizmalar var. Hiçbirine biz karışamayız. Şimdi ben konuşuyorum, biraz heyecanlanıyorum, kalp atım hızım artıyor. Hep bu dengeler, yani benim değil, korteksimin değil, limbik sistemin etkisinde. Peki, bu çevreyi biz değiştirebilecek miyiz şimdi? Ben şu anda telefon siparişi 20 yerden sipariş verebilirim. Bir şey daha oluyor. Buna göre davranışlarımız değişmiş. Ama sistem aç kalmamak üzerine ve ölmemek üzerine olduğu için bunu idare eden, şimdi şuradaki bir insan, bir genetiği var. Bu genetiği değiştiremez. Bu genetik de bu 300 bin yıl boyunca yaşadıkları bizim alt beyin sisteminde toplanıyor. Ve o sistem bize, hormonlar da buna yardım ediyor. Ki kilo aldıran, kilo verdiren hormonlar var. Bir de bariyatrik cerrahinin
tartışılmaz olarak kazandırdığı bir kavram var. Mide ve bağırsaklar en büyük endokrin organ. Bu inanılmaz bir devrim oldu ve o yüzden de az sonra belki fırsat olursa anlatacağım, hormon cerrahisi çıktı. Ama burada bir önemli nokta var. İdeal kilom hocam benim 75 olmalı, niye ben kilo veremiyorum? Veya çok işte 3 defa diyet yaptım, geri kilo aldım. Bunun cevabı nedir biliyor musunuz? Çünkü senin ideal kilon en yüksek ulaştığın kilodur. 105 kiloysan artık senin ideal kilon 105. Kime göre? Homeostatik sisteme göre. Bu sistem der ki, ya ben tarih boyunca şunu gördüm. Savaş oldu, kıtlık oldu, açlık oldu, 2 defa insanlık yok olmak üzere oldu. Aldığın kiloyu koruyacaksın kardeşim. Ben anlamam. 105 kiloysan sen artık 105'sin. 130'san 130'sun. Bu budur. O zaman ne yapar? Seninle oynamaya başlar. Sen kilo verirsin. Bu taraftan kilo aldıran hormonlar bir şekilde aktive olur. Bu taraftan kilo verdirenler azalır. Termogenez devreye girer. Aklınızı almadık türlü oyunlarla esas bomba gelir, ödül sistemi. Ödül sistemi ne yapar, ne eder? 5 tane tat duyumuz var. En basit ödül sisteminden bir tanesini söyleyeyim. İnsanlar acıkınca mideden grelin diye bir hormon salgılanıyor. Bu da beyne gidiyor ve sizi acıktırıyor. Ama açlık duygusu midenin basıncıyla da çalışır. Hormonlarla da çalışır. 3 tane tat duyusu var. Bunlar şekerden gelen tat duyusu. İkincisi umami, protein, kas. Şeker niçin lazım? En çok sevdiği şey bu sistem depoluyor, rezervliyor, ileride kullanmak üzere. Doğduğunuz anda belli sayıda yağ hücreleri var. O değişmiyor. Çok enteresan. Bu yağ hücreleri siz yedikçe değişik nedenler, insülin direnci vesaire vesaire ama onlar büyüyorlar, şişiyorlar, şişiyorlar. Bir tanesi de patlıyor. Bildiğiniz iltihap oluyor. Dünya Sağlık Örgütü bugün obeziteyi iltihap olarak kabul ediyor. Obezite vücut kitle indeksi 30'u geçtiği zaman iltihap. Bazen hasta geliyor, CRP diyoruz, iltihap markırıdır. Niye yüksek hocam diyor. Çünkü iltihap var diyorum, şaşırıyor. Obezite tek başına bir hastalık. Ama CRP'niz de yükselmişse, bir enflamasyon başlamışsa, insülin direnci de varsa, kanser, Alzheimer, artık yaşam kalitenizi bozan bir sürü hastalık, karaciğer yağlanması derken o girdaba giriyorsunuz ve kapılıyorsunuz. Homeostatik sistemin derdi değil o. Daha yeni tanışmış bunlarla. Bakalım 100 yıl sonra ne yapacak? Ona bir önlem alacak. Ama şu an için senin ulaştığın o kiloyu korumak onun ana hedefi. O yüzden diyet yapıyorsun. Çok başarılı diyetisyenlerimiz var. Elbette kilo veriyorlar ama geri alıyorlar. Hele hele vücut kitle endeksi 35'in üzerine geçmişse kaçınılmaz. %95'lere çıkıyor bu rakam. Dünyada öyle bir yayın yok. Yani böyle başarılı diyetlerle kurtulunmuş. İşte bu algıyı yıkmalıyız. Birinci algı şu olmalı. Obez olmayacaksın. Hele hele morbid obez olmayacaksın. Olursan da bil ki işin çok zor. Ya işin kolay değil. Ben bir diyet yaparım, bir de spor yaparım. Spora da gelir, sporla kilo verilmez. Onu da göstereceğim. Ama muhafaza edilir, sağlığa çok faydalıdır. Kalp sağlığına çok iyidir. Onlar ayrı konular. Ama şu mesajı vermeliyiz. Bir de bunun gelişimine yönelik devletin önlemler alması gerekiyor. Yani strateji çok farklı. Tedavisine iş gelince çok zorlaşıyor. Ben bir YouTube videosu yaptım. Altına yazmışlar. Hocam çok kötümsersin, kötümsersin. Çok bizi korkutuyorsun. 20 kilo, 30 kilo içinde ne oluyoruz falan gibisinden. Yani bir ciğer kebabı yiyemeyeceğiz diye yazmış hatta. Evet, maalesef öyle. Yani sonuçta ben değilim. Kötümser olan bugünkü bilimsel veriler. Kanıta dayalı tıp. O yüzden işte İngiltere bütün reklamları değiştirdi, sigarayı kaldırdı, obeziteyi koydu. İngiltere'deki obezite oranı bizden çok çok aşağıda. Avrupa'nın birincisiyiz, %30. Vaktim olursa da nedenini, niye Türkiye'de özellikle çok olduğunu da anlatırım. Evet. Benim en çok karşılaştığım sorun şu. Şimdi genellikle bir yakını oluyor, obez hasta da karşısında oturuyor. Diyor ki, hocam diyor iradesi yok. Bir olsa diyor, bak diyor biraz spor yapsa diyor, bir de diyet 10 tane yaptı ama bir tane de düzgün yapsa diyor. Anlatıyoruz işte vesaire vesaire. Bu irade çok tehlikeli bir laf. Çok çok. Şimdi beyin korteks irademizin bir tanımıdır. Kortekste biz bir şeyler yaparız ama alt sisteme öyle irade falan işlemez yani. Öyle olsa zaten
Yani çok sevilirdi. Tabii bu, ki. Yani tabii, o tat duyusu, o ödül sistemi, duyguların açıklanması, bütün bunlar iradeyle hiçbir ilgisi yok. Lütfen obezleri iradesizlikle suçlamayalım. Hı hı. Bu çok tehlikeli. İradeyi oradan kaldıralım. Bu akıl işi, mantık işi değil zaten. Benim çok değerli arkadaşlarım var. Hepsi interneti biliyor, her şeyi biliyor. Yani okumuş, anlamış. Olmuyor. Ameliyat oluyor. Diyorum bak şunu yapmazsan 5 yıl dikkat et. Alıp kaçıyor. Yine bir takım şeyleri bildiği halde. Ama iradeyi biz koyarsak buraya olmaz. Bir sürü çalışma var. Hocamın da belirttiği gibi isyan ediyor. İsyan ettiği şey takip. Hastalar takibe gelmiyor. Uh-huh. Hastalar bir dokunuş istiyor. Hastalar sihirli bir formül istiyor. Aynen. Hastalar niçin X hoca, Y hoca veya Gürkan hocaya gittim. Bana geliyor bazen hocam, yani gıyabınızda değil, yüzünüze karşı diyorum. Gürkan hocaya bile gittim hocam, ben bu işten kurtulamadım diye diyiveriyor. Ve Gürkan hocamın dediği gibi keşke kanata dayatıp adına Gürkan hoca şöyle bir seri sunabilse. Ben 1000 hastaya şunu verdim, 1000 hastaya bunu verdim. Sonuçta da anladım ki diyetteki şu değişiklikle veya şu protokolle çok daha başarılıyız. Ve kanıta dayatıp adına çok ciddi bir dergide makalesi çıksa ve hep beraber bu işten sıyrılsak. Ama yok. Amerika bunun peşinde. Bakın Finlandiya'dan bir çalışma var. Çok enteresan. İkizlerde yapılmış. Yani genetik olarak o kadar birbirlerine yakındı ki. Rakamlar burada. Rakama boğmayayım ama ciddi sayıda bir... Bakın İsveç çalışması çok değerlidir. Finlandiya çalışması çok değerlidir. Kapalı toplumdur. Aralarına hiç kimseyi almazlar. Genleri falan filan böyle çok kapalı. Sonuç, diyetle uğraşan ikizlerin bir kısmı ve diğer diyet yapmayan ikizlere ait bir çalışma. Ben ilk olarak Kaplan, Doktor Kaplan bunu yayınlandığında şok olmuştum. Allah Allah bu ne diye. Hakikaten diyetler çok nüksediyor ve 20. yıla gelmiş çalışma, 2 kilo fazlası var diyet yapanların. Bunun nedenleri falan ayrı bir konu. Ama insanların şunu bilmesi lazım. Yani bu kısaca işin çok zor olduğunu... Kısaca geçebilir misiniz hocam üzerinden? Efendim? Kısaca geçebilir misiniz üzerinden? Geçeyim, çok net. Bakın, homostatik sisteme yine döneceğiz. O kadar ciddi hormonlar var ki sadece bağırsakları bugün biliyoruz. Bağırsağın üst kısmında inkretinler, alt kısmında antikretinler. Şimdi ben buraya döktürmeye başlarsam 10 bin civarında, mesela grelin hormon diyoruz, yanlış, hormon değil, bir ara madde aslında. O kadar çok mekanizma var ki bazen Gökhan Otomiş'le ilgili tanırsınız. Evet. Bizim de dönemdendir. Ya Gökhan'ın en büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Ya diyor bir şey diyorum diyor, sanki obeziteyi çözdüm zannediyorlar diyor, maillerim doluyor diyor. Ya yok diyor, ben daha leptini anlayamadım diyor. Ya anlamak da çok zor diyor. Bakın bugün AIDS'i tedavi ediyoruz. 5 tane ilaçla. Kaç yıldır var? 30 yıldır. AIDS bugün ölmüyor kimse. Obezite. Bugün dünyanın en büyük sağlık problemi obezite. Bakın bunu tekrar altını çizeyim. Çünkü tedavisinde o kadar çok değişik olaylar var ki. Bir yere rastlansanız öbür yer kaçıyor. Keşke bir ilaç çıksa da çözebilsek. Hocam çok güzel bir noktayı tespit etti. O da şu. Ben diyor bir gün karşılaşıyorum. Tedavi ettim bir hastayı diyor, değil mi? Yani başarılı oldum diyor. Onu da tesadüfen görüyorum diyor. Aynı şey bizim obezite cerrahisi sonrası da var. Yani net konuşuyorum. Ben obezite cerrahlarına da her kongrede bunları söylüyorum. Çünkü 25 yıldır bu işin içerisindeyim. Bu kronik bir hastalık. Hastalar 3. yılda bir şekilde balayı döneminden sonra bırakıyorlar her şeyi. Obezite cerrahisi bir anahtar. Bunu alacaksınız, kullanacaksınız. Ama kullanmayı da iyi bileceksiniz. Reklama girer, en iyi arabayı versen bile eğer iyi şoför değilseniz taklayı atıverirsiniz. Çünkü araba hızlıdır, kumanda edemezsiniz. Obezite cerrahisi de böyledir. 1,5 yıllık bir balayı dönemi vardır. Orada değerli hocalarım gibi benim kliniğimde 3 tane diyetisyenim var. Ben de bilirim, ameliyat yapar yapar köşeye koyarım. 2 tane psikolog arkadaşım var ki birisi hakikaten çok başarılı, sevgili Ezgi. Duygusal yeme bozukluğu için terapiler yapıyoruz vesaire. Ama hastalar gelmiyor. Dokunuş alıp kaçıyorlar. Arıyoruz, gel. İşte her ayın sonunda destek toplantısı var. Bakın terapi yapıyoruz. Şu anda 3 tane devamlı doktor hastam var. Ameliyat olmuş. Bir tanesi başka yerde olmuş. Katılıyorlar. Bir tanesi de hatta hep şey yapar. Hocam sen çok korkutuyorsun, o yüzden resmini buzdolabına koydum diyor sevgili Ercüment. Yani ben kendi adıma bir şey anlatmak istemiyorum.
Ama şu mesajı vermek istiyorum. İnanın 25 senedir bu işin içerisindeyim. Bunlar sayısal olarak, kanıta dayalı tıp olarak bugün her şey net ortada. Bizim meslektaşlarımız, bunun içerisine tıp doktorlarına da dahil ediyorum. Son 8 yıldır biz obeziteyi biliyor muydunuz Gürkan Hocam? Sizin döneminizde obezite dersi var mıydı? Ben bunu yıllardır anlatıyorum. Dünyanın %70'i 2030 yılında %70'i obez olacak deniyor. Hı hı. Bütün tıp fakültesi dekanı arkadaşlarımla da konuşuyorum. Tıp fakültesinde ne bizim dönemimizde ne sizin dönemimizde ne yeni gençlerde obezite dersi yok. Ben obezite cerrahisini Ankara Üniversitesi'nde bir büyük mücadeleyle koydurduk. Şimdi Cerrahpaşa'da, Çapa'da bir ya 8 doktorlar da bakın bugün endokrinoloji rehberleri var, kardiyoloji rehberleri var. Dünya başka bir yerde, biz başka bir yerdeyiz. Aynen. Çok ayrı bir cumhuriyetiz. Bayağı kendimize göre bir cumhuriyetiz yani. Ne alanında? Tıp alanında. Oho! Neler yok, neler var. Bakın bir örnek vereyim size. Şimdi endokrinoloji rehberi, Amerikan endokrinoloji rehberi diyor ki vücut kitle endeksi 35'in üzerindeyse, 1-2 diyetle de başaramadıysa ve diyabeti varsa kesinlikle, bu hastalara özellikle Silivgar sektomu tüp mide ameliyatı, bugün 8 yıl önce biz kongre yapardık, 11 cerrah, 12 cerrah vardı, sevgili Öge de vardı. Ama şimdi 10 bin cerrah var. Bir tane benim iç mimar arkadaşım var, diyor ki hocam ben bu ameliyatı yaparım ya, ailesinden 3 kişi ameliyat ettim, devamlı bunu seyrediyorum, çok kolay ameliyat diyor. Cerrahlar da öyle düşünüyor. Ama bu değil ki, bir dokunuş o, tüp mide ameliyatı. Daha sonra anlatacağız. Çok önemli. Peki, burada problem ne? Biz bunu yaparken böyle değerli bir şeyi iyi kullanabildik mi? Hayır, kullanamadık. İyi cerrahlar yetiştiremedik. Eğitim bugün ciddi sıkıntılar içerisinde. Üniversiteler ciddi problemler içerisinde. Ciddi bir eğitim sorunu var. Bugün genel cerrah olan hop bu ameliyatı yapabilir. Ya yani genel cerrah mezunu, bugün kongredeydim. Etrafımı 10 tane çok değerli bir üniversitemizin üzüldüm açıkçası. Hocam bize gelir Silivgar sektomu şey. Çünkü gidecekler ilk sordukları şey özel hastaneleri. Sen bu ameliyatı biliyor musun? Bir de şunu altını çizeyim. Bakın devletimiz sağlık sisteminde çok net konuşuyorum. Avrupa'nın ve Amerika'nın en çok halkı destekleyen sistemi. Bu kadar rahat bir sağlık sistemi olamaz. Tartışılıyor. Sürdürülebilir, sürdürülemez ama inanın ki çok ciddi bir maddi kaynak aktarıyor. Ve tabii ki bu noktada obezite konusunda şu da tartışılıyor. Yani biz burada tedavileri yapıyoruz, doğru mu yere mi harcıyoruz? Orada bizim tıp dünyasının da bir konsensüse varması lazım. Algılarla, duyumlarla hareket edince çok sıkıntılar doğuyor. Endokrinoloji rehberi, az önceye döneyim, Amerikan bunu önerirken bir başka endokrin meslektaşım da yazıyor. Ben obezite cerrahisine inanmıyorum ve kabul etmiyorum. Çünkü konsültasyon istemişiz. Bilimde inanca gerek yer yok. Ama burada ciddi bir algı bozukluğu doğmuş durumda. Ya obezitenin tedavisi çok güç dedik. Karşımıza diğer bir sorun çıktı şimdi. Obezite cerrahisi yargılanır hale geldi Türkiye'de. Çok fena. Bunun sorumlusu kim? Bizleriz. Başta ben. Çünkü bu işin başında vardım, ortasında vardım ama bugün bu işi demek ki iyi eğitim veremedik üniversitelerde. Çok kaçak var. Çok ya ölüm olmaması gerekir. Amerika'daki rakamlara bakıyoruz ama ölüm olayı var. Google'a giriyorsunuz, tüp mide yazıyorsunuz, ölüm haberleri çıkıyor. 10 yıl önce hiçbir hasta bana kaçak var mı, kanama var mı? O zamanlar gastrik bypass yapıyorum sormuyordu ama şimdi soruyor. Ve üzülüyorum. Yani şuna üzülüyorum. Çok değerli bir tedavi, dünyanın kanıta dayalı tıp açısından hiç tartışılmayan bir tedavi benim ülkemde böyle yerlerde hırpalanıyor. Gelen bir tokat atıyor, öbürü bir şey diyor. Obezite sanki iradeyle çözülecekmiş diyenler var. Ben taşla tedavi ettiğini duyan ve Hürriyet Gazetesi'nde yazılar yazan bir ekolü olayları gördüm. Bunlar çok ciddi sorunlara yol açıyor. Taşla tedavi edilen bir hastalığı siz, insanlar kül alınca ailenin babası diyor ki kızım bir iradeni tutamadın ya. İşte bunlar çok ciddi Türkiye'nin sorunları. Bence Türkiye'nin çok ciddi, bakın kanser çok artıyor. Ciddi enfarktüs sorunu var. 3 damarı tıkanı, diyabet hastası, vücut kitle endeksi 40, 10 defa diyet yapmış hala kardiyoloji dolaşıyor. Kardiyoloji rehberi diyor ki 35'in üstü sen git önce şu bir defa yüksek tansiyonu, metabolik sendromunu kurtar. Asıl tedavi yok. Hı hı. Ya öyle bir şey yok. Multidisipliner. Asıl tedavi zaten şey demedim hocam. Yani evet, hepsinin anlıyorum. İşin içerisine girdiği bir şey. Sanki tedavini, tek bir şeymiş gibi algılamayın. Öyle asıl söylemedim. Tedavinin bir parçası da hastanın taşın elinin altına sokması. Şüphesiz. Orta az. Bunu ısrarla vermek gerekiyor.
Ama esas önemli olan konu, hep yine söylüyorum, obezite kronik, devamlı. Yani 10 yıl kurtarırsınız, 11. yılda yine yakalar. Bu kadar tehlikeli nüksleri. Bakın, kanser tedavisinde ümit ışığı var. Tekrar ediyorum. AIDS'i hallettik. Ama obezite, bir de enteresan bir şey var. Bazıları, enteresan bir konudur bakın bu da. 200 kilo gelir, insülin direnci yoktur, karaciğer yağlanması yoktur, büyük bir kalçası vardır. Karına hiç yoktur. Jinoid diyoruz bu obezite tipine. Ben o hastalara hep derim, mekanik sorunlardan yaşam kaliteniz bozuk. Ama vücut kitle indeksi 33,5-34 arasında seyreder, sadece göbek vardır. Siz farklı bir hastasınız. Siz sadece obez değilsiniz, siz metabolik sendromsunuz. Bakın bu çok farklı. İki tane hasta profili çizdim. Bir tarafta 200 kilo var, bir tarafta rakamlara boğmak adın olmasın. Hadi 1.70 boyunda 98 kilo. Artık vücut kitle indeksi kafamda var. Yani tam ameliyat sınırında değil. 30-35 aralığında bu insanların problemi ne biliyor musunuz? Gidiyor plastik cerrahiye, abdominal plastide oluyor. Bakın şimdi. Olmaması gereken tam bir yaşam süresine bir gün katkısı yok. Tedavi olamadın. Karında büyük bir bağırsakların etrafında yağ kitlesi var. Senin insülin direncin var. Zaten o karaciğere girmiyordu. Orada yağ olarak depolanıyordu. Bir de üzerine abdominoplasti oldu. Niye abdominoplastiye bu kadar sinirlendim? Onu da söyleyeyim. İtalya'da bir çalışma var. 30-35 arasında bu tip hastalar o kadar çok plastik cerrahiden dolayı komplikasyon yaşıyor ki. Ve o kadar çok morbitte var ki. Yağ aldırma, liposuction. Zannediyor ki kozmetik. Az önce Gülşen Hanım da bahsetti. Yani güzellik neye göre? Kilo göbeğinden yağ aldırıyor. Ve ben bazen görüyorum. Göbekten yağ aldırındı zannediyor ki bağırsaklar. Esas olay obezitede bağırsaklarınızın etrafındaki yağlardan çok tehlikeli maddeler salgılanıyor. Karaciğeriniz yağlanıyor. TNF dediğimiz maddeler, insülin bir sürü dolaşıyor ortalıkta, hiçbir iş yapamıyor. İnsülin direnci gelişiyor. Karaciğerinizde zaten depolanamıyor, glikojeniniz yok. Devamlı aç hissediyorsunuz, kısır döngüye girdiniz. Ve metabolik sendrom 3 tane hastalık birbirini bırakmıyor. Yüksek tansiyon, kalp krizi riski, karaciğer yağlanması, NASH ve en önemlisi de insülin direnci. Zaten hep böyle geliyor hastalık. Uyku apnesi de buna ekleniyor. Tabii, aynen. Ve zannediyor ki hasta, ben hafif kiloluyum. Hayır, senin yaşam süren 10 yıl kısaldı. Bundan kurtulacaksın 10 yıl fazla yaşamak için. Ahmet Hocam, fazla kilolu herkes bu tür cerrahi operasyonları geçirebilir mi? Yoksa az önce işte Gülşen Hanım'ın da örneklediği gibi gerçekten belirli sınırların aşılması, öncesinde başka bir hazırlığın yapılması gerekir mi? Öncelikle çok teşekkür ediyorum. İyi bir program oluyor bence hakikaten. Şu açıdan iyi oluyor. Algılar o kadar sıkıntılı ki Türkiye'de. Yani hiç tartışılmayacak konular tartışılıyor. Hangi platformda? Medikal platformda tartışılmayacak konular halk düzeyinde, onu bırakın doktorlar düzeyinde tartışılıyor. Niye? Çünkü kafalar değişik yönlerden bir birikimi var Türkiye'nin. Onlarla yoğrulmuş. İşte hep bünyeye nüfuz etmiş bilgiler var. Bir tarafta da Amerika'dan gelen ve İsveç'ten gelen bir çalışma. Yine İsveç çalışmasına döveyim. Swedish Obesity Society, o büyük bir devrimdir. SOS çalışması. 20 yıllık bir çalışmadır. Tesadüfen de başlamıştır. İçerisinde de çok enteresan açık cerrahi vardır. Daha bugünkü laparoskopik cerrahi de yok hocam. Yani tesadüfler zinciri bir noktaya gelmiş. Oradan bağlamak istiyorum. Ve görülmüş ki hastalar daha özellikle bypasslarda, özellikle tüp mide de buna dahil, daha kilo vermeden şeker hastalığı, insülin direnci çok önemli. 10 kilo diyetle veren, kilo veren var. Diğer tarafta da 10 kilo ameliyatla veren var. Birinin karaciğer yağlanması geçmiyor, öbürünün geçiyor. Neden denmiş? Birinin şeker hastalığı 10 kilo verse geçmiyor, öbürünün geçiyor. Daha mide ve bağırsağı tanımıyoruz. Sonuç, mide ve bağırsak bugün endokrin organ ilan edildi. İnsanlar zannediyor ki biz mideyi küçülteceğiz. Küçülttüğümüz için de insanlar az yiyecek, az yediği için de kilo verecek. Şimdi elimde
Şöyle bir resim var. Tüp mide lafı nereden geliyor? İçine tüp falan koymuyoruz. Mide küçültülüyor. Şimdi bu ameliyat ve en çok yaptığımız gastrik bypass ameliyatı bugün için tescillenmiş, kanıta dayalı tıp açısından tartışılmayan ameliyatlardır. Bunların da kriterleri bellidir. Vücut kitle endeksi 35 olacak. Yani 1.70 boyundaki bir insan var ise kilosu 100'ü geçmiş olacak. Basitçe anlatırsam. Ama şimdilerde 32.5'a kadar indi. Kim indirdi? Amerikan endokrin rehberlerine indi. Bakın dahiliye grupları tarafından ilan edildi. Biz cerrahlar tarafından değil. Çünkü kanıta dayalı tıp oralarda işte hakikaten bakılıyor. Ameliyatların sonuçları var. Medikal tedavinin sonuçları var. Ki şeker hastalığında bugün maalesef medikal tedaviler hala büyük damar hastalığını %50 kurtaramıyor. Ve cerrahinin sonuçları var. Ve sonuçta konsensüse ulaşmış durumda. Orada bir çatışma yok. Hiçbir kongrede çatışma yok aslında. Çatışma kendi alanımız içerisinde algılarla ilgili. Çatışmasız alanı anlatırsam o da şu. 35'in üstünde eğer şeker hastalığı vesaire varsa ameliyat. Ama tabii ki bizim hastalarımız bir defa, iki defa diyet girişiminden mutlaka geçmiş olması lazım. Çok ciddi endokrinolojik açıdan değerlendirilmesi lazım. Psikolojik açıdan değerlendirilmesi lazım ki Gülşen Hocam onlara çok güzel tespitlerini yaptı. Aynen katılıyorum. Çok enteresan bir şey de söyleyeyim. Hangi hastanın başarılı olacağını da aslında bilemiyoruz biliyor musunuz? Geçen bir hastan söyledi sevgili Onur ismini de vereyim. Hocam dedi sen bana başarısız olacaksın demişim. Ben bazen söylerim hastaya ameliyattan sonra 3. ayda. Bak sen başarısız olacaksın derim. Niye dediğimi anlamaz. Hocam sen bana söyledin ama dedi bak dedi başarılı oldum dedi. Ben de dedim ki ona sen 5. yılda bir gel de bir bakayım dedim. Ha peki o zaman dedi. Niye böyle dedim? Tecrübe nedir biliyor musunuz? Tecrübenin tanımı hayatta hiçbir şeye şaşırmamaya tecrübe denir. Yani tecrübenin anlamı odur. Şaşırdıkça şaşırırsın. Benim bir mide kelepçeli hastam var, avukat kendisi. Mide kelepçesiyle bu işten, az önce hocamın bahsettiği konu aslında, hiç tahmin edilemez şekilde çok mide kelepçesini biz cerrahlar şu anda çok küçümsüyoruz, yargılıyoruz. Diyoruz ki işte iyi bir ameliyat değil, terk edelim falan. Mide kelepçesiyle 120 kilodan kurtuldu, diyabeti kurtuldu, yüksek tansiyonu kurtuldu ve inanır mısınız şu anda bir, ama bunun hiçbir anlamı yok. Bu çünkü bir vaka takdimi. Gürkan Hoca'ya onu anlatmaya çalıştım. Vaka takdimlerinin hiçbir anlamı yok. Ben bunu yazarsam bir dergiye bir vaka takdimi olur. Kanıta dayalı tıp açısından çok değerli değildir. Ama 1000 kelepçeli hastayı gösterirsem ve öbür tarafta da 1000 diyetliye karşılaştırırsam bu değerlidir. Ama bugün için elimizde o kadar çok makale var ki çok değerli A sınıfı değerinde tam 11 tane makale var. Hastalar vücut kitle indeksi belli bir seviyenin üzerinde olup takip edilenler ve cerrahi olanlar 10 yıl fazla yaşıyor. Bu tartışmasız. Yaşam kalitesi artıyor. Bu tartışmasız. Ha soru şu. Peki cerrahide mutlak başarı mı? Yani bir dokunuşla siz başarı. Hayır değil. İşte onu anlatıyorum. Burada da az önce söylediğim homoestetik sistem dediğimiz sistem aynı rolleri oynuyor. Ama bir farkla o da şu. Biz şurada gösterdiğim obezite cerrahisi ne oluyor da diyetlerden üstün? 3 noktada üstün. Bunları iyi anlamamız lazım. Bir tarafta terazinin kilo aldıran hormonlar, bir tarafta kilo verdiren hormonlar. Obezite cerrahisinde yaptığımız ameliyatlarla hormonal yolları kırıyoruz. Yani grelin iştah hormonu azalıyor, hastanın iştahı kayboluyor. Bu çok önemli. Diyetlere bugün başladın, iştah kaybolmadı. Yani grelin iştah hormonu özellikle fundustan salgılandığını biliyoruz. Bunlar hep bariatrik cerrahi sayesinde ortaya çıktı. Bir şey daha bildik bugün, o da şu. Sindirilmemiş gıdalar, çok önemli. Sindirilmemiş gıdalar ne kadar hızlı 5 metrelik ince bağırsak var, en son bağırsağa ulaşırsa oradan bir cevap çıkıyor. O da şu, GLP-1, GLP-1. Bugün ismini vermeyeceğim ama göbekten yapılan iğne deyince birçok meslektaşım yapıyor bunu. İşte 15 gün sürüyor vesaire vesaire. O da mide ameliyatları sayesinde bulundu. O da bir hormon, GLP-1. Ve bunlar sayesinde daha hasta ameliyathaneden çıkar çıkmaz 3 şey değişiyor. 1- iştahı az, 2- metabolizma hızlanmış, ayda 2 kilo verirken 4 kilo. Az önce Gülşen Hanım bahsetti, bir yere kadar geldi durdu dedi. Ve sonra ameliyattan sonra ne oldu? Açıldı. Tabii. Ve
Neydi açılan? Hormonal mekanizma. Metabolizması hızlandı. Çünkü homeostatik sistem şunu fark etti. Bakın mide şöyle çalışır. Biz yedik 1,5 İskender'i, hop bağırsaklara geçmiyor. Burada çıkışta bir kapı var. O kapı tutuyor. Mide basınçla çalışıyor. Bugün biliyoruz bunu. Ve bu basınç direkt beyne uyarı gönderiyor. Sen doydun ve serotonini basıyor, endorfini basıyor ve mutlu oluyoruz. Burada ise mide küçüldüğü zaman beyni aldatıyoruz. Beyin zannediyor ki çok basınç var çünkü. Bir balonu sıkarsanız patlar. Aynen o mekanizma. Mide küçüldü, siz yediniz. Ve beyne uyarı 4 kat fazla gidiyor. Midem acayip doldu. O da zannediyor ki doldu. Hop her şeyi serbest bırakıyor. Hasta açlıkta kıtlı değil. Ve sonuçta metabolizma tekrar hızlanmaya başlıyor. Hatta ben hastalara söylerim. 3. ayda ararlar. Hocam ben 30 kilo verdim durdu. Duracak tabii. İnsan aç kalarak kilo veremez ki. İnsanın bir kuş uçabilir mi tek kanatla? Hep bu örneği veriyorum. Metabolizmaya bir uyarı daha göndereceksin. Şimdi 30 kilo verince... Bir süre sonra hastanızın kilosu hocam duracak. O zaman ona diyeceksiniz ki tekrar sana bir iş düşüyor. O da şu, hareketleneceksin, aktif sporlar yapacaksın. Hasta değilim mesajı göndereceksin. Spor kilo verdirmiyor ama spor kilo muhafazasında çok önemli. Kalp sağlığında çok önemli. Çok ciddi 4 tane çalışma var spor üzerine. Hiç diyetisyene gitmemişler. Sadece spor yaparaktan zayıflamaya çalışmışlar. Sonuç. Geldikleri nokta birinci yılda hiç anlamlı değil, istatistiksel anlamlı değil. Ama spor tabii ki kalp sağlığı vesaire açısından çok değerli. Ama sporun buradaki önemli, işte aktif yaşam o yüzden diyoruz. Yani cerrahi sonrasında ne işin işine girdi? Sağlıklı beslenmeyi öğretmek. Bu çok önemli. Çünkü hormonlar değişmiş, büyük bir koz var. 1,5 yıl boyunca bu hormonlar değişik, açlık hissi az, metabolizma hızlanmış. Ve en önemlisi insülin direnci hemen çözülüyor. O yüzden şeker ameliyatları adı altında ameliyatlar var. Yeri gelirse onları da anlatırım. Çünkü çok derin bir konu. O da bizim başka bir yaramızdır. Çünkü deneysel ameliyatlar grubuna giren ameliyatlarla bu bizim kabul edilmiş ameliyatları da birbirine karıştırmamak lazımdır. Bazı obezite cerrahisinin kalıp ameliyatları vardır. Bir de deneysel ameliyatlar vardır. Bugün deneysel ameliyatlar özellikle Brezilya'da, Hindistan'da ve ülkemizde yapılmaktadır. Ben karşı mıyım? Hayır değilim. Benim için bir sorun yok. Ama bunların deneysel ameliyatlar olduğunu bilmemiz lazım. Ama bizim burada ameliyat olarak bahsettiğimiz kabul edilmiş. Amerika, IFSO, bizim bütün rehberlerce sleeve, Ruenye, bypasslar, duodenal sivriç. Kalıp ameliyatlarımız var. Onların üzerinden gidersek buradaki en büyük konu şu. Hasta ameliyattan sonra 1,5 yıl boyunca ciddi kilo verir. 1,5 yıl sonra az önce bahsettiğim bu homeostatik sistem şunu yapıyor. Burada bir terslik var diyor. Bir olay var diyor. Ve hasta kilo kaybediyor ve fark ediyor onu. Bu hormonlar azaldı diyor. Grelini bu sefer bağırsaktan salgılatmaya başlıyor. İşte biz deneysel ameliyatlara o yüzden karşı çıkıyoruz. Biz derken Amerikan ekolü. Amerika'da bu ameliyatlar o yüzden. Şunu yapıyor. Bir tarafı genişletmeye çalışıyor. Ya 1,5 yıl sonra ameliyatların etkinliği azalmaya başlıyor. O zaman hasta geri kilo almaya başlayınca da duygusal yeme bozukluğu varsa ki hastaların %30'unda duygusal yeme bozukluğu var. Duygusal yeme bozukluğu dışında tıkanırcasına yeme dediğimiz bir psikiyatrik hastalık var. O çok farklı. Ama bu duygusal yeme bozukluklarını da gidermek bu dönemde işte el birliğiyle çok iyi oluyor. Ve diyetisyenliğe anormal bir saha açıldı şimdi. Diyetisyenlik yükselen meslek. Çünkü hastalar çok yakında olacak bu. Yani ve Amerika'da da oluyor. Şu anda yaklaşık %70 ameliyat sleeve gastrektomi dediğimiz tüp mide ameliyatına döndü. Niye? Çünkü kronik bir hastalıktan bahsediyoruz. Biz önce mideyi küçülteceğiz. Bu olmadı mı bağırsakları kısaltacağız. Öge çok güzel bahsetti. O da şu, biz bunların geleceğini biliyoruz. 20 yıllık sonuçları var. Ama çok daha ağır, komplike ameliyatları sona saklayacağız. Ya bir hasta geldi, ya sen 180 kilosun, zaten çikolata yiyorsun. Gel bakın sana ben en ağır ameliyatı yapayım. Tüp mideyle zaten sen geri kilo alırsın. İşte Türkiye'deki bir sorun da bu. Yani yeni bir şey, değişik bir şey yapıyorum diye deneysel, açıkta da ismini vereyim. Transit bipartisyon diye bir ameliyat var. Brezilyalı bir cerrahın çok büyük bir serisi var. Ama dünyada başka bir ameliyat yok ama Türkiye'de çok popüler. Bir dahiliye doktoru arıyor beni. Oğlunu ameliyat ettirmiş. Transit bipartisyon oldu hocam. Ne yapacağız? Ya ameliyattan önce sormuyorsun. Şimdi mi soruyorsun? Bak net konuşuyorum.
bağırsakların emilimi bozulur. Devreye biz az önce sağladığımız, anlattığımız homeostatik sistemi aldatmak için bağırsakları falan bypass edersek orada da ishaller karşımıza çıkar. Protein kaybı karşımıza çıkar. Tiamin eksikliği var, çok ciddi malnütrisyonlar çıkar. Bu konuda bilinçlendirici ve size de teşekkür ediyorum. Medyada sağlıklı platformlar yok. Aynen. Televizyon guruları var. Televizyon guruları %70 bilimsel, %30 da kendi kanaatlerini koyarak bizlerin kafamızı karıştırıyor. Kalp şu çok inanılmaz bir şey mesela. Bu nasıl şikayet ettim ben? Efendim 30 kilo verirseniz kalbiniz zayıflar. Kardiyoloji ile ilgili Cleveland Clinic'in çok ciddi bir çalışması var. Bu ay yayınlandı. O da şu. 13 bin hasta, makaleyi size de vereyim. 2500 ameliyat olmuş hasta, 11 bin ameliyat olmamış hasta. %40 kalp krizi, %40 felç. Hastaların totalde mortalitesi %40 azalıyor. Tam 9,5 yıl takip etmişler. Her hastanın %100 kaydı var. Çünkü çalışmanın başındaki kişiyi tanıyorum. Ali Amenyen, müthiş bir çalışma. Ve sallanıyor şu anda bütün tıp dünyası. Yani bu iş böyle tartışılır vesaire bir şey değil. Ama tartışılan ne? Evet, ülkemizde çok ciddi, kontrolsüz, demeyeyim ama kaçaklar fazla. Ameliyat sonrası rehabilitasyon yok. Rehabilitasyon olmadığı için 1,5 yılı iyi değerlendiremiyoruz. Bu 1,5 yılda hocamın da bahsettiği rehabilitasyon, kafa değişikliği. Bakın şimdi bunu televizyonda seyreden insanlar, bir çalışma var 1967'de yayınlanmış. Çok güzel bir çalışma. Çok klasiktir. Ben bunu öğrencilere de anlatırım. Derim ki beni dinliyorsunuz, etkileniyorsunuz. Bu iki hafta sonra benim dediğimin %20'sini hatırlarsınız. Ama siz cerrahi öğrencilerine anlatırım. Ameliyata girip benle tartışarak veya görerek, yaparak bu işi yaparsanız simülasyonlarla bu oran artar. Toplantılardaki amaç da o. Kötü vakayı göreceksin, korkacaksın. Orada biz çıkarıyoruz, ameliyat olmuş, geri kilo almış. Bu insanları etkiler, vakalar etkiler. Yani buradaki en önemli şey ameliyat sonrası hastaların rehabilitasyonu. Türkiye'deki en büyük ciddi problem şu anda hastalara sadece dokunuş verilmesi. O sürecin iyi değerlendirilmemesi.